Kabızlık, dışkı sıklığının normalden daha az olması, ağrılı dışkılama yapılma ve dışkının kıvamının sertleşmesiyle sertleşmesidir. Bu özellikle ilk 4 yılda çok sık olarak görülür çocuklarda. Daha çok fonksiyonel kabızlık deriz biz bu duruma. Kabızlığın iki çeşidi vardır. Fonksiyonel dediğimiz aslında altında yatan herhangi bir sebep olmadan sadece dışkının bağırsak içerisinde daha fazla bekleyerek sıvı kaybının gelişmesi ve daha sonra dışkının dışarıya çıkmasında zorlanma şeklinde tarif edilir. Bir de altta yatan bazı hastalıklara bağlı olarak ya da bazı bağırsak içerisinde tıkanıklık gibi durumların sebep olduğu kabızlık sebepleri vardır. Özellikle hastalıklara baktığımızda hipotiroidi gibi ya da bazı minerallerin fazlalıkları, eksiklikleri gibi durumlar da kabızlığa sebep olabilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde. Bazen bağırsaklarda tıkanıklıklar, darlıklar gibi özellikle kalıtımsal durumlarda, bazı hastalıklarda, bazı endokrin nedenlerde, hipotiroidi gibi sebeplere bağlı olarak da bazen bazı iyonların fazlalığı ya da eksikliğine bağlı olarak da yine kabızlık görülebilmektedir. Ama en sık gördüğümüz fonksiyonel kabızlık dediğimiz altta yatan herhangi bir sebebin olmadığı kabızlık durumudur. Kabızlığın en büyük sebeplerinden biri aslında beslenme dengesizliğidir. Yani liften daha düşük beslenme, sıvı alımında yetersizlik gibi sebepler daha çok sebep olmaktadır kabızlığa.